Merhaba arkadaşlar. Ses, ses deneme. Arkada uyuyanlar var. Nörtün arkadaşlar. Ben başlayayım, başlayayım. Ee, uykusu gelen varsa bir iki dakika bekleyebilirim. Böyle biraz girilebilir falan. Sıra bakmayın biraz heyecanlı da olabilirim. Ee, i̇lk defa bu şeylere, konuşmalara katılıyorum. Ee, herkes beni YouTube'dan biliyordur. Tamam, bilmiyorsunuz. <laughs> E ee, 3D Max diye bir kanalım var YouTube kanalı. Bir de e, dergim var. Bir tane sistem var. E, Instagram, Facebook falan. İşte neyse. Diğerlerine bakacağız yani ne olacak bilmiyoruz. Şimdi bugün size eee Blender'ı e anlatacağım. Blender'a e gelene kadar da belli başlı süreçler var 3D modelleme ile alakalı. Onlar hakkında bahsedeceğim. Özellikle bu görsel efekt konusunda pipeline süreci diye bahsedilen VFX stüdyolarında konular var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Hızlı hızlı geçeceğim. Sorunuz olursa lütfen sorun. Hani beni durdurabilirsiniz hiç problem değil. Anlamadığınız yerleri tekrar söyleyebiliriz. Ben de bilmiyorsam geçiştirmeye çalışacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi ee, ben kimim? İşte 22 yıllık otomotiv sanayi tecrübem var. Şu an 25 oldu. E, MIN biliyorsunuz bilmiyorum. Bankamer Otobüs firmasında 25 yılla çalışıyorum. Mühendislik firmasında, mühendis bölümündeyim. E, katya kullanıyorum. 3D çok haşır neşirim. Ee, 3D modelleme ve animasyon konusunu çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü dönemde bilgisayarla tanışmamıştı. E, 233, Pentium 433'ler falan vardı. O zaman e, Quake'di galiba. Quake oyunundan çok esinlendim. Çok mutlu oldum. Böyle aşırı güzel bir şey geldi. İş yerine gittiğimde de 3 boyutlu modeli çeviriyorlardı. <laughs> İlk defa gördüğüm bir şeydi ve çok etkilendim. Ya dedim nasıl öyle bir şey, öyle bir şey olabilir? Yani gördüğünüz zaman etkileniyor. Sonra hep bir hayalim vardı. Bir dergi çıkartmak. Dergi çıkarttım şu anda ücretsiz ama maalesef 3-4 ya da 5-6 ay önce bıraktık bunu. Yaz 10-12 sayısı var. Özellikle ilk sayısı sizin için eğer görsel efektlerle uğraşırsanız çok başarılı içerikler var. Her şeyi sunabiliyor. Dergiden içinde de çok güzel işte röportajlar vesaire bilgiler var. Ben aslında... Zeki biri değilim, sadece tutkulu bir meraklıyım. Yani sevdiğim işi merak ediyorum, ne var ne yok diye. İnterneti ve YouTube'u da arşiv olarak kullanıyorum. Yani siz de o şekilde ilerleyebilirsiniz. Amacım da gördüğünüz gibi işte Türkiye'de çoğu insanın, e, genç nüfus çok fazla olduğu için en azından bir şeylerle uğraşmasını sağlamak. Yani yurt dışında çok güzel şeyler çalışılıyor, çok güzel işler başarılıyor. Kaynakları var ve kaynakların nereden bulabileceklerini biliyorlar. Bizim amacımız da size bu kaynakların nasıl ulaşabileceğinizi... Nerede bulabileceğinizi göstermek. Şimdi 3D pipeline süreciyle alakalı bir şey var. Normalde 3D modelleme diyoruz ama 3D modelleme sadece işin şuradaki kısmı. Tabii bu modelleme de içinde parça parça ayrılıyor. İşte oyun için karakter modelliyorsanız farklı bir akış izliyorsunuz. Ne bileyim bir işte görsel bir flair yani işte bir afiş için bir 3D modelleme taşı tasarlıyorsanız farklı bir süreç geçiriyor. 3D i̇şte modellemeye animasyon vereceksiniz. farklı böyle bir şey gerekiyor. Ee, bunun için işte bir dağılım gerekiyor. Ya yani bunu çok çeşitlendirilebilir. Dolayısıyla şu üç tane aşama var. Biri ön e, prodüksiyon, üretim yani ön üretim aşaması, üretim aşaması ve üretim sonrası aşaması. Bir bu tabii bu e, gördüğünüz komple süreç bir animasyon ya da film olabilir. Bu şeyde e, akışı öyle gösteriyor. Biz i̇şte biz modelleme programı normalde bir modelleme yapacaksınız bir fikriniz olması lazım. Yani fikrinizden kast ne? Modellemeyi ne için kullanacaksınız? Bir amacınız olması lazım. Modelleme işte mekanik montaj için kullanacaksınız. Blender, Unreal Engine, Maya, 3D Max hiçbir işe yaramaz. Çünkü tamamen algoritması farklı. Size i̇şte modellemeler görüyor vesaire. Eğer bir şey üretecekseniz 3D printer'dan hariç mekanik olarak o dediğim Katya ya SOLIDWORKS gibi programları kullanıyor olmanız lazım ki hani orada fiziksel ve matematiksel datasını oluşturabilir. E, i̇nsanlar bunu işte içindeki modüllerle yapabilsin. Buradaki yaptığımız iş biraz da oyun, görsel sanat, işte e, medya teknoloji, medya alanı ile alakalı. Biz modellemeyi işte dediğim gibi ve bu animasyon sürecini kısaca bahsedecek olursam bir fikriniz var. Fikri insanları tanıtıyorsunuz. Storyboardlar oluşuyor. Bu konsept sanatçılar yapıyor. E, 3D Medveks YouTube kanalında da var bu bilgiler. Reklamına geçeyim. Daha sonra işte dizayn departmanında konuşulabiliyor. Tamam biz yapıyoruz diyoruz. Önce mesela modellemeli bir alt süreci blok modelleme diye bir şey var. Mesela karakter tasarlıyorsanız. Birazdan ona da değineceğim. O alt süreçleri yapılıyor. Modellemeci, 3D modellemeci onu yapıyor. İşte kaplamalarını vesaire yapıyor. Ben ilk bu işe girdim de e, sanırım şeydi e, DC'nin bir VFX e, artistiydi. Onunla mailleştim Dedi ki ben modelleme öğrenmek istiyorum. Animasyon yapacağım. Ne yapacağım falan. Dedi ki sen ne yapmak istiyorsun? Yani sen görsel efektçi mi olacaksın? 3D modellemeci mi olacaksın? Kaplamacı mı olacaksın? Animasyoncu mu olacaksın? Yoksa işte lighting o aydınlatma şeyi mi olacaksın? Ben ne, ne, alaka? Biz Türk'üz. Hepsini yaparız. Yani hani bana ne söylüyor ki? Ben her şeyde uzmanlaşırım yani. Ya bütün programları bilirim dedim. içimden yazmadım tabii. Orada zaten zank Bunu 10 yıl önce yazmıştı. Tabii işin içine geldiği zaman işler daha farklı. Mesela bu aydınlatma yer alalım. Tamamen sanatsal bir okış. Burada daha sinematografi falan yok. Yani o sinematografi ilkelerinden hiç bahsetmiyoruz bile. ya yani o bambaşka bir şey. E, tabii yaptığınız modellemenin sonucunda çıkacak işi gerçekten güzel gösterecek o sinematografi teknikleri, aydınlatma teknikleri vesaire vesaire. Öyle gidiyor. Post prodüksiyon aşamasında da işte bizim kullandığımız After Effects, editleme, görsel, renk tasarım vesaire. 3D i̇şte modelleme biraz önce bahsettiğim gibi planlama, konsept çizimi. Bu normal işte oyun için karakter değil de sadece üç de modelleme için oluştu. Blender'da yapan bir arkadaştı bu e, Art Station'a tanışmıştık. Dergimde de makalesi var. Neler yaptı? Sırasıyla işte Blender ile şekillendirme diyor şu Block modeli. Daha sonra işte e, Harley Quinn galiba. Harley Quinn'i tasarladı. Sonra kaplamasını falan yaptı. Ortaya bu çıktı. İş adımları da şu şekilde. Şekillendirme, retopoloji, retopoloji şekillendirme 3D modellemeden sonra da ve topoloji kısmında normalde çizdiğiniz modelin e, üzerinde olan ızgaralar var. Öyle söyleyeyim. Yani onun şimdi e, high poly, low poly diye bir terim vardır 3D modellemede. Mesela bazı oyunlar böyle e, çok düşük poligon modelleme olarak görünür. Ağaçlar böyle kare kare görünür falan. Böyle bir sürü çok oyun vardır. Onlar low poly'dir ve işte bilgisayar donanımında çok rahat çalışabilir. High poly'de daha böyle yüzey gelişmiş işte AA oyunlar olabilir e, poligonu, inanılmaz bir poligon sayısı vardır. Tabii onu onu bir çalıştıracak bilgisayarlarda özel olması gerekir. Zaten oyunların gerçekten high poly'de çalışıp yani hani yüksek bir donanım iste istediğini gördüğünüz an onlar high poly'de çalışılmış oyunlardır. Bundan sonra da o e, retropoloji değil de şeyi e, poligonlu ayarlıyorlar. Sonra dokular, malzeme aktarma, poz verme ve render. Sonra uçuşlar yapılıyor. Render'dan sonra da eğer modelleme Photoshop falan kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim, nereye gelelim? 3D pro modelleme programları ve Blender'a. Şimdi Blender'ı bilmeyeniz var mı? Bilmiyorum. Google'a yazdığınız zaman Blender çıkıyor. İşte elma atıyorsunuz, muz atıyorsunuz. İngilizcesi de Blender, Türkçesi de Blender. O yüzden Blender'ı 3D diye olmamız lazım. Bana çok çıkıyor karşıma. Blender'da bir şey yapacağım. Direkt Blender makinesi çıkıyor. Şimdi 3D modellemeleri. Ee, top listesinde ne var? Başta gelen programlar bunlar. İşte Autodesk Baya var. 3D Studio Max var, Cinema 4D var ve Houdini var. Houdini duymayan var mı bilmiyorum ama Houdini'de bir VFX programı özellikle modüler tasarım için kullanılıyor. modülerden custom e, parametrik tasarım. Yani bir bina yapıyorsunuz, arkasına yanına bir küçük bina daha yapacaksınız. O normalde oturup çizersiniz. bu Houdini size bir para, prosedür e, modülleri var. Prosedür yaptırıyor. İstediğiniz boyutta sadece parametre girerek binlerce binayı oluşturabiliyorsunuz. Tek komutla, üç komutla. Ya öğrenme verisi çok dik. Yani zor. Ama öğrenen insanlar da gerçekten ciddi şekilde para kazanabiliyor. Türkiye'de birkaç tane arkadaş var yurt dışında çalışan. Onlar da YouTube kanalında bunlardan bahsetti ama izlenme 200-300. Genelde şeye kayıyorlar. Bu enerji olayına kayıyorlar arkadaşlar. Çok fazla bu tür videolar seyredilmiyor. O yüzden bırakıyorlar, vazgeçiyorlar. Ee, Blender'da ne var? Ee, bunu biraz şey yapmışım. Blender normal şartlarda şöyle açayım. C programında yazılmış bir program. Şimdi bunlarla farkı, bunlar normalde işte Maya ve 3ds Max, Autodesk ki Autodesk Amerika'da en büyük firma. Yani e, şu anda karşısında bir firma yok. Ve her gün, her geçen gün birileri alıyor. Bir taraftan da Özbey'in bahsettiği Andrew Lencin var. O da Epic Games'in, o da herkes almaya başlıyor falan. Ben bekliyorum. Beni kim alacak diye de ya henüz o seviyeye ulaşmadık. Şimdi Dolayısıyla bunlar birer şirket. Bu da bir evet. şirket, bu Hocam, da bir şirket. Hocam çok özür dilerim. Sözünü keseceğim ama açık kaynak kodlu. Yani bedava yani. Hani onu söylemekte fayda ya, var. Bir, bir da an yani. daha geçmedin. Daha polis. Siz para... aslında ters oturuyorsunuz. Şu otursanız da mantıklı olacak. Ee, şimdi bunlar birer şirket. Ben de bir şirkette çalışıyorum. Kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Almanlara ait. Yani e, Almanya'nın her şeyde bir firma. Biz bir şey yaparken... ...birisinin mesela en arkadaki arkadaşı diyeceğim ya arkadaş bana bir malzeme lazım bana getir bu kadar insan hepsinin onay vermesi ve bir sürü şey gerekiyor bir geliştirme yapacaksınız da bir sürü şey gerekiyor hatta onlar normalde borsa yatıldığı zaman da problem yaşıyor borsa yatıldığı zaman da çok şey alamıyorlar mesela çoğu firma var ...gelişiyor. bir, bir hocamla konuştuk... Kodak firması mesela şu anda unutuldu gitti e neden çünkü kurumsal çalışıyor bunlar bunlar da bunlar da kurumsal bir geliştirme yapacağız ama normalde versiyon işte release ve hotfix diye böyle kademe kademe iner. Biz versiyonu en büyük güncelleme olarak görürüz. Ama onun altında release güncellemesi var. Onun altında hotfix güncellemesi vardır. Onun altında da forumdaki yazan arkadaşların, bu konuda hakikaten kendini adamış insanların deneyimsel bilgileri vardır. Onlar gelişir gelişir toplanır. Sonra bir üste gider toplanır. Sonra bir üste gider toplanır. En son versiyon olarak yayınlanır. İş bu tarafta bu şekildeyken, prosedür aşamasındayken Blender bu şeyleri değiştiriyor. Neden? Çünkü açık kaynak kodlu. Yani açık kaynak kodlu bir 3D modelleme, animasyon programı. İşte bunlar mesela para alıyor ve para veriyor. Bunun da bir sektörü var. Sektör standartının olmasının sebebi de VFX stüdyoları film yapımcılarına ya da işte animasyon yapımcılarından iş aldığı zaman bunların maliyetlerini de o işe giriyor. O kadar milyon euro çıkmasının, dolar çıkmasının sebebi de zaten bu programları kullanıyor olmaları. Şimdi bu Blender'a geçecek olursak, Blender açık tabağı, açık kaynak kutlu bir yazılım dedik. C, dil ile diliyle oluşturuldu ilk önce. Sonra C++ ile. Buyurun. Ya yani yapalım. bir Blender, bir mayacı. Evet, şimdi siz... Ben şimdi şeyler şeyleri anlatacağım. Yani karşı karşıya getiriyorsunuz. Şimdi tersine şey anlatacağım. Bu retopoloji kısmı. E, bu retopoloji diyorum. Fotogometri ve tarama ile alakalı. Tersine ben gelecek Blender'la. Şimdi C++ C ile oluşturuldu. Sonra C++ eklendi. Sonra da Python eklendi. Şimdi Python ciddi bir programlama dili. C++ ve C de öyle. Yani bu programlarla bu Blender destekleniyor. Ve Blender herkese açık. Yani siz şimdi girseniz, Blender'ı e indirseniz, Blender'ın arka community sayfalarında, Blender'ın hangi kaynak dosyaları nerede olduğunu yazıyor. Adamlar yazmışlar. Yani siz Blender'ı kendi programınız olarak başka bir e, isimle, atıyorum yani Blender demezsiniz de kendi isminizi verirsiniz çıkartabilirsiniz, özelleştirebilirsiniz ve her şeyi değiştirebilirsiniz. Bu güçle beraber insanlar ve ee, en son şu LLM dediğimiz Large Language e, Model dediği yani büyük dil modeli ve işin içine katılınca birazdan örneklerini göstereceğim. Geliştiriyor. Bunu nerede geliştiriyor? Bunu e, platformlarda geliştiriyor. Nerede geliştiriyor? GitHub'da geliştiriyor mesela. Hükfeş'te geliştiriyor. GitHub e, ee, bilmiyorum biliyor musunuz? Mesela bu Unreal hep Lencin diyorum. Ağzıma şey yok. Bu e, Blender'da Ian Hubert, Hubert, Ian Hubert diye bir arkadaş var. VFX artist bu. Tamamen Blender'da yapılmış bir e, animasyon bu. Gördüğünüz gibi bütün görsel efektleri de dahil olmak üzere modellemesi, görsel efekti. Bu da çağım etkileyici videolar yapabiliyor. Tabii bu adam şey, hani görsel efekt sanatçısı. Hani işte aydınlatma vesaire var. Hani ben yapsam bu kadar bir şey çıkmaz zannetlerim ama. Denemek lazım Evet. evet, Blender eklenti kurma. Bunu birazdan anlatacağım zaten. Şu kitaba gidiyorsunuz. Kitaptaki pot e, kısmından download zip deyip edit preferences kısmından e, onu bütün eklentileri bu şekilde kurabilirsiniz ve şu yandaki e, görüntü yerine gelecek. Birazdan zaten şeyi de göstereceğim. Şimdi bakacağımız ilk Blender eklentisi ChatGPT ile yine OpenAI ile yapılmış bir şey eklenti. GitHub'ın içinde çok fazla Blender eklentisi bulabilirsiniz. Blender AI diye aratmanız yeterli. Orada da çok oylama yapılan şeyler var. Eklentiler var. Bu eklenti ne yapıyor? Bir eklenti girdiğiniz zaman, böyle çalıştıralım videoyu. Kodları yazıyorsunuz. Kod derken, buraya bir komut yazıyorsunuz. Komut derken de şunu 500 tane küp oluştur diyor biraz önce. 500 tane küp oluşturdu, güzel diyor, devam et diyor. Size i̇şte bunun hepsinin boyutları ayrı olsun diyor falan. Bu video şeye çıkacak. Ee, en son render'e çıkacak. Render'da da güzel bir sinematik bir görsel yapacak. Bunları devam ettiriyor. Bu şekilde şeyi görebiliyorsunuz. Yani high komutları yaptığınızı düzenlemesini. Şu sağda gördüğünüz konsol. E, Bunu şimdi Python'la GitHub içinde Python diliyle geliştiriyorlar. Nasıl yapıyorlar? Script olarak yapıyorlar. Script ve script'te bir komut dosyası. Yani Blender art bir normalde bir komut dosyasıyla çalışıyor. İsmini mi? Şey verin bak Şey sıkıldıysan ara verin. Tamam, sıkıntı çok şey hani şey anlatıyorsam söyle yani ya, kötü anlatıyorsa ya da uykum geldi başka konuya geçip bu konuyu beğenmedik falan diyebilirsiniz ya. Yani. Ne ya? Bakın render alma kısmında aynı şekilde giriyor. Yani chat sömürüyor bu, burada. Ee, ben bunu kurdum, denedim. 3.5'la çalışmıyor. İlla para vermeniz lazım. Hem 3.5'la çalışıyor diyor. Ben de 20 dolar veremediğim için YouTube videosunu koydum buraya. Ee, çok para 20 dolar şimdi bizim için. Hani onu düşünmüyorlar şimdi 20 dolar Türkiye için 20 lira dese ya, herkes kullanır yani. Gördüğünüz gibi bu şekilde komutlarla vererek iş yerinde ücretsizdi. Ben o yüzden ücretsizde denedim oluyor. Yani hiçbir sıkıntı yok. Olmazsa beni YouTube kanalından bulabilirsiniz. Bunu geçiyorum. İkinci eklenti de Paladium. Bu manyak bir eklenti. Yani burada söylemem şey mi? Yani fena bir eklenti. Paladyum e, yalnız direkt videoya geçti. Resim gitmiş. Manipüle edilmiş. Bu palladium ümekler resim arkada kalkıştı. Işte. Bakalım ne şey var. Çalışıyor mu video? Hayır çalışıyor. Şimdi bu Palladium eklentisi de GitHub'da yine ücretsiz indirebileceğiniz bir eklenti. Komut satırından yine ChatGPT biraz önce gibi modelleme yapabiliyorsunuz. Konuşmadan modelleme yapabiliyorsunuz. Resimden modelleme yapabiliyorsunuz. Bu şey video sequencer modülüne geçti şu anda. Resimden resim yapabiliyorsunuz. Hatta sabah Niyazi Bey'in dediği gibi Hani bir şekil çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki bu şekil aslında bir uzay gemisi. Mesela kapsamlı bir uzay gemisi. Bunu yap diyor. Buradaki işin ilginç kısmı şu. Şuradaki girdiğiniz komut satırı, prompt mühendisi, prop yazılımı dediğimiz kısım var ya. Bir tane artı var, bir tane de eksi var. Mesela burada, bunu durdurabiliyor muyum ben? Ya o kadar program biliyorsan hala bir şey durdurabiliriz yani biraz. O kadar işte, ya PowerPoint yani kullanmayın abi, yapay zeka. Ha şey e, biraz ileri, biraz geri, biraz ileri, çok güzel, biraz ileri, biraz sağ. Evet orası ha. Ne Tamam, tasmi. Çok sağla. Şimdi burada bir abi rica etsem Burada diyor ki e, bana şey e, şurada gördüğünüz output kısmında imaj, video vesaire her şey var. E, bir artı bir de eksi prompt var. Eksi prompt dediği şey şu. Normalde ben diyor ki işte. Koltuklu, masa, ofis istiyorum, cyberpunklı Ama diyor ki çirkin yapma, kötü yapma, şunu yapma, bunu yapma diyor. Çünkü yapay zekayı ya yani Bu da bir şey. Bunun avantajı bu. Devam edelim Rıza Özbey. Yine başa gitti herhalde. Evet biraz ileri sararsak. Tamam ya bir şey de e, sen görebiliyor musun? Ha şu burası kalsın. yaptı resim bu. İki tane farklı resim yaptı. Biraz daha ilerletelim. Milan bir varsın birisi varsa, hani yapay zeka zirvesiymiş yani. Evet. Alır boyuyor. Gelişeceğiz, İlerleyelim istersen. Şimdi ikinci şeyi de e, biraz geri. Tamam, bu kalsın abi. Biraz da neyse. Tamam, oraya geçtik artık. Resmi çok güzel bir resim yapmıştı. Bu şimdi bir tane modelleme yapıyor, render alıyor. Mesela böyle resimler de üretebiliyorsunuz. Bunlar genelde arka plan için falan işinize yarayacak resimler olabiliyor onatabilirsiniz mi? Sana zahmet. Buradaki şey de normalde şu anda da 3D modeli bir şeye benzetiyor. Biz bulutları nasıl bir şey benzetiyorsak siz de aynı mantıkla bir şey yapabilirsiniz, benzetebilirsiniz. Size program bunun neye benzediğini de yazabilirsiniz. Yazmanızı istiyor tabii. Ben diyor bunu şunu şöyle yapacağım diyor ve yapıyor. Şimdi program bunu Ha burada bir durdurabilir miyiz Özbey rica etsem? Şimdi birazdan Stable Diffusion anlatacağım ama bu Stable Diffusion'a geçmeden önce bu Palladium'un e, bu kadar çok şey var. Çıktı alanı var. Burada mesela diyor ki biraz önce şey komik book yani e, bu çizgi roman kitabı tarzında var bana bunu. Şurada diyor ki sinematik tarzda var. İşte game strateji game olsun, Location şu olsun falan. Ya yani inanılmaz şeyler var burada. Her yaptığınız tasarımı bu şekilde manipüle edebiliyorsunuz. Geçebilirsiniz ve isten zahmet. Bu bilgilendirin içinde de yine kitapla ekleyebileceğiniz bir şey. E, bunu yaptı. Şimdi diyor ki bana yine resim ver oluşturdu. Mesela bu Yaptığı çizim buna detaylı bir uzay gemisi istedim diyor. Detaylı devam edebiliriz bu hiç problem değil. Mesela şu benim özellikle beğendiğim şey bu. Şimdi son olarak da mesela bir buradaydı herhalde. Biraz önce bir arkadaş sormuştu. Stable Diffusion'la işte mesela Mixamo'yla bir karakter alındı buraya. Mixamo'dan PNG'ler o karakterin frameleri çekildi. Kim sormuştu? Ha. Frameleri çekildi. Bu framelerden de normalde Stable Diffusion'da çok şey videolar var şu anda. Her bir klibi farklı bir kare olarak farklı bir sahne yapıyor. Onu yapıyor şu anda. Diyor ki ben diyor video istiyorum diyor. Bakın şurada video kısmı var. İşte speed'ini, word power falan dediği olaylar var. Bunlar biraz daha detay ama hani bunları biraz arttırıyor. Bakın şurada gördüğünüz o karakteri Normalde Stable Diffusion'la bunu oluşturdu videoyu. Nasıl hızlı geçti ama Yani bu verdiğiniz komutlarla Mixamo'dan aldığınız şeyi e, buraya aktarabilirsiniz. Mixamo olmasına da gerek yok. E, move One diye yeni uygulama çıktı. Hani orada da tek iPhone kamerasıyla çekip eee karaktere rig ve animasyon ekleyebilirsiniz. Selam YouTube kanalına 3D i̇şte Max YouTube kanal. Bakın. Ee, neydi? Ne adı? Mu One. Onunla ilgili bir videom var. Normalde 4K'lara da çekiliyor. İşte Rokoko falan var ya böyle hani elbise giyiyorsunuz, ilk yapıyor, karakter yapıyor. Onu onu yapmadan yapan bir program bu aslında. Bunu geçelim. Sonra e, Open Post. Mesela bu da çok güzel. Şurada gördüğünüz, bu yine Blender'ın içinde olan bir sistem. Şurada gördüğünüz e, karakteri istediğiniz gibi hareket ettirdiğinizde Stable Diffusion size bunun pozlanmış halini veriyor. Bu poz oluşturmak çok zor aslında. Ama bu program bunu veriyor. Stable Diffusion de bu arada bilgisayarınızı indirip kendi dil modelinizi oluşturabileceğiniz bir program. Ama şey işte güçlü bilgisayar istiyor, işte yoksa RTX ekran kartı istiyor vesaire ama hani bunlar paranız varsa yaparsınız. Yoksa şimdi web sitenizde ya bazı web sitelere çıktı, ücretsiz de yapabiliyor bunu şey olarak. <laughs> Geçelim. E, yapan arkadaş da bu Gumroad diye bir site var. Bu Gumroad sitesi de şey, eğitim veren bir okul aslında. Okulunda bir marketplace sayfası var. O sayfada da ücretsiz bu eklenti veriyor GitHub aracılığıyla. Bu eklenti gördüğünüz gibi basalım çalışacak mı? Çalışmıyor bir dakika. Bu değil Özbey öz, öz, bir arkadaki. Ha, buna okey şey basabilsek. Burada da gördüğünüz gibi şurada Blender'ın eklentisi var. Kendi karakterlik yapılmış. Bu rigging sistemi çok güzel bir sistem. Yani bakmanızı tavsiye ederim, araştırmanızı tavsiye ederim. Bununla ilgili zaten özel bir bölümde vardı. Şurada Stable Diffusion'ın yaptığı şey, yani bunu eş zamanlı yapıyor. Burada hareket değiştiğinde direkt burada şey yapıyor. Şurada da diyor ki bana bir süper kahraman yap. Ee, i̇şte işte Bitwind'i şey herhalde. Binaların ha, binaların arasında bir süper kahraman olsun diyor. Burada da şimdi şeyi seçecek. Komik kısmı seçecek. Yani çizgi roman tarzı olsun diyor. Size çizgi roman tarzında bir şey veriyor. Ee, sonuç verecek şimdi. Eksi prompt'ta da bakın şey yazıyor. Kötü kötü bir anatomi olmasın, kötü bir face olmasın, yüz olmasın, çirkin olmasın ve işte yaz bad art yani kötü bir sanat olmasın, güzel bir şey olsun gibi. Yani bunları yazmazsa kötü bir şey de verebilir diye. Bunu oluşturdu. Generate ediyor yine imaj. Bakın Superman'e bir hero demişti. Superman oluşturdu ve yaptığı pozdan oluşturdu. Yani burada çizgi romanlarını falan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye görüyoruz. Bu arada e, bu şimdi video kısmını çok anlatmadık ama video kısmında e, bir Collapse var. Belki bileniniz vardır. Daha önce çıkmadı ama bekleme listesinde alınıyor. İnanılmaz filmler yapıyor. Bir de e, Runaway diye bir şey var. Uygulama var. Yine onlar da çıkacak. Bunlar biraz daha şeyini götürecek gibi duruyor. Şimdi soru olarak muhtemelen son. E, Blender'da normal şartlarda 3D modellerinizi yapabiliyorsunuz ama artık teknoloji o kadar gelişti ki cep telefonuyla normalde şu masanın etrafında dönüp şu masayı 3D model olarak çekip çevirebiliyorsunuz. Bu 2023'teki SIGGRAPH etkinliğinde duyurulan bir teknoloji vardı. E, Gaussian Splatting diye. Şimdi 3D Gaussian Splatting bu nedir? Şimdi fotoğraftan aslında 3D model oluşturmak için belli ızgaralar atıp onun binlerce tekrarlanması gibi bir şey bu gördüğünüz o. Bir de Nerf modelleme var. Nerf de buna benzer bir şey. Bu daha önce çıkmıştı. Mesela Luma AI diye bir program var. Luma AI telefonunuza indirdiğinizde 3 boyutlu modeli alıyor. 3 boyutlu modelden e, istediğiniz programlarda kullanabiliyorsunuz. Ve istediğiniz manipülasyon yapıyorsunuz. Basın. Bir dakika. Video gelebilir miyiz Özbey? Ya PowerPoint biliyoruz ama işte yani heyecandan kusura bakmayın. Şimdi bunlar taranmış şeyler. Taranmış derken cep telefonuyla çekilmiş şeyler. Bu benim sistem. Reklam burası. Şunlar videolar. Sistem seo yapmışlar. Çok hitler düştü. Birileri beni sevmiyor. Bakın bu bir sürü kamerayla çekilmiş bir şey. Splatting tek kamerayla artık bu iş çözülüyor. Bu garjin splatting falan çok ya. Yani bu mesela şey bir video kliple oynanmış. Fotogrametri diyorlar buna. Fotogrametri çok önemli bir şey hakikaten. Yani bakılması gereken bir alan, yeni bir alan ve artık yani şey ee, nasıl diyeyim dengeleri çok değiştirecek bir alan. Yani bunu istediğiniz gibi manipüle edebiliyorsunuz biraz önce çektiğini efekt varmış ve aydınlatıyor. Blender'da yine ee, ortamı taramış ve ortama bir efekt varmış bir modeli. Bunu direkt 3 boyut modelden atıyorsunuz. Bunu Unreal içinde de yapabiliyorsunuz. Unreal 197 dolar mı 137 dolar mı ne eklentisi? PL eklentisi, poligon ya bunlar modelleme. Ama bunu bakın bu Unreal mi? herhalde. Bu eklentiyi böyle yapmak için kullanmanız için oyunlarda kullanabilirsiniz, çalışmalarda kullanabilirsiniz. 137-197 dolar mı ne bir para veriyorsunuz ama Blender'a atıp Blender'dan Unreal'i aldığınızda bedava oluyor. Yani bunu size söyleyeyim dedim. İlgilenmezseniz diye. Kimse ilgilenmedi. Hocam. Tamam atıyorum. Evet. Mikrofon alabilir miyiz? Var mı? gitmişler. Kapatmışlar. Aa saatte içmiş ya. Ben anlatırım ha. Bırakın beni sabah kadar. Uykunuz gelmedi değil mi? De. Sağ. Blender dehşet bir program. Özellikle modüler kısmı. Yani öğrenmenizi ve manipüle etmenizi değiştirmenizi tavsiye ederim. Evet. Öncelikle benim sorum şu şekilde olacak. Biliyorsunuz reklamcılıkta yeni bir alan gelişti. Ee, son dönemlerde özellikle Maybelline e, Londra'da Metro maskara şekline getirmişti. Ve Rimmel veya durağa geldiğinde Rimmel'i böyle şekillendiriyordu. O reklamları hangi programlarda yapıyorlar? Sizce öne açık bir alan mı? Günümüzde şu an bir şalgam markası daha yapmıştı. Bir çanta markası daha yapmıştı ama tam hatırlamıyorum e, ismini. Rimmel dediniz mi? Sephora aynen. Rimmel. Maybelline yapmıştı yurt dışında. Ya i̇şte bunu bayağı arkadaş sormak lazım. kadın yani <laughs> <sordular. gülüyor> ya hangi programlardan yapılıyor? Blender'dan mı yapılıyor yoksa onun için farklı bir program mı geliştirildi? Onu merak etmiştim. Ya o tür büyük şirketler e, Blender'ı sadece o üretim altında belli bir yerinde kullanıyor. Ama e, %99'u Maya, Unreal Engine ve diğer ekstra programlarla yapılıyor. Bunlar reklamcılık şeyi programı. Özellikle ise Sinema 4'de o iş için çok uygun. Ee, son zamanlarda Adobe'nin Showreel'ine bakarsanız da orada hakikaten çok ilerledi. Ama bu bir kişinin yapacağı bir şey değil. Bunu siz normalde 3D Studio Max'te de yapabilirsiniz. Sadece 3D Studio Max kullanarak bakın. Yani çünkü e, benim geçmişimde ben işte katteden falan geldim ama çok merak duyduğum için 3D Studio Max'e falan baktık. Orada çok ilerledim, bir girdim içine gerçekten derya deniz ya yani inanılmaz şeyler yapıyorsunuz. Her şey yapabiliyorsunuz. Sonra bir girdik render süresi. Sonra işte bilgisayar diyor ki bir kareye işte biz sadece bir kareye render etmek 5-6 saat. Sonra işte bilgisayara güçlendirmeler falan filan zaten o program unutuluyor. Dolayısıyla 3D Studio Max'te dediğiniz animasyonu yapan insanlar var. Ve çok ciddi şekilde kaliteli başarılı tek bir insan yapıyor bunu. Yapan var ama yani bu tür şirketler 3D Max kullanmıyor muhtemelen. Dolayısıyla yani şeye bakmanız lazım. Ee, ben onu sitede de yazıyorum. Bu Wavex e, iç mesela dergi olan. E, o bir aslında bir kitap gibi bir şey. Onun içinde hangi programlar, hangi roller, hangi roller kim yapar, işte okullar vesaire her şey var. Hatta ailenize ve ne diyeceğinizle alakalı bilgiler de var. Eğer bu mesleği seçerseniz. Var mı başka sorusu olan? Ben son slide'ı da göstereyim. Başka neler vardı? Bizi ne bekliyor? İşte Blender'ı sesle kolaylıkla kontrol etme. Biraz önce chat GPT ile. Ee, şey, hemen veriyorum hocam. Bir de ChatGPT ile ElevenLabs var. ElevenLabs da bir yapay zeka modeli. Sesinizi tanıtıyorsunuz. Sizin sesinizden istediğiniz dilde konuşuyor. Tabii bunun gelişmiş versiyonları da var. En sonunda e, bir tane GitHub'da girişim var. Bu Blender'ın içinde ChatGPT ve Python etkileşimli bir yapay zeka avatarı oluşturmak. Yani şöyle diyor. Siz programı açacaksınız. Hatta programı da boş var. Blender diye bir adam açacaksınız. Diyeceksiniz ki ona ben işte bir tane kedi modellemesini istiyorum kedinin kuyruğu şöyle olsun, böyle olsun falan. Ha nasıl olsun? Büyük mü olsun, küçük mü olsun? Size soracak. Onu modelleyecek. Bakmayın. Benim bu kadar da teşekkür ederim dediniz. Buy